Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha Mevzu Ciddi ile Artı TV ekranlarında karşınızdayız. Bu hafta program ortaklarımdan klinik psikolog doktor Ekrem Düzen benimle birlikte ve sürekli konuşulan bir şeyden bahsedeceğiz. Sürekli birilerinin kestikleri, biçtikleri işte bir şeyden bahsedeceğiz. Aslında birkaç haftadır biz programları seninle birkaç zamandır peş peşe yapıyoruz. Bu hafta raconu konuşacağız. Gelecek hafta da yordamı konuşacağız. Bunlar esasında etimolojik kökleri itibariyle aynı anlama geliyorlar. Fakat bana öyle geliyor ki pratikte biraz zıtlaşıyorlar. Biraz farklı, hatta birbirinin tam olarak karşıtları gibi işliyorlar. Ben de sana bu hafta racon kesmekten soracağım. Nasıl kesilir? Niye kesilir, kim keser, niye keser, hangi hallerde kimlerin racon kesmesine ihtiyaç duyulur? Raconu ben keserim diyen kişi ne yapıyordur? Yani hani raconu ben keserim diyen kişi raconuna göre mi hareket ediyordur mesela? Bana biraz değilmiş gibi geliyor. Artık video göstermeyi bıraktığımız için gösteremiyorum ama az önce program başlarken de konuşuyorduk. Yani aslında en çok video gösterilebilecek mevzulardan bir tanesi çünkü... özellikle Türkiye sinema tarihi şimdi bütün diziler buna kesmiş vaziyette. Biraz da kabadayılığın tarihidir. Racondu. Racondan geçilmiyor. Yani gözümün önüne kaç tane Cüneyt Arkın, Kadir İnanır sahnesi geliyor. Anlatamam sana. O eski Yeşilçam'dan. Şimdiki dizilerden de. Şimdikiler biraz korkunçlar tabii. Yani şimdikiler bu Polat Alemdar'la beraber başlayan ekip. Şimdikilerde raconla devlet yan yana geliyor. Galiba devletle racon çok fazla iç içe girmiş vaziyette. Ben biraz işin o tarafıyla da ilgili konuşacağım. Baştan sorarak başlayayım. Racon ne? Ve özellikle erkeklerin hayatında nasıl bir karşılığı var racon? Nostaljisi yapılacak bir şey mi her şeyden önce? Zannetmem. Nostaljisini yapacağımıza yeni raconlar peşine düşebiliriz. Eyvallah. Eskisinden de hayır gördük, yenisini raconlar, arayalım. Bardak her oldu. Şey kendi zamanına zamanında çalışıyor. Şimdi belki yeni raconlara ihtiyacımız da olabilir. Racon yani pek çok başka davranış, hal, tavır gibi kendi başına iyi, kendi başına kötü, kendi başına olsun olmasın diyebileceğimiz bir hal, tavır, hareket tarzı değil. Yani raconu böyle bir mektepli bir yerden konuşamam. Ama burada alaylı konuşma. Yerden... Nereden istiyorsan orada konuş. Racon senin. Bugün. Alaylı yerden konuşurum. Bugün racon senin. Yani yapabileceğim en iyi şey alaylı yerden o mektepli kısma hani... Belki ikisinin arasındaki çatışmaya da niye konuşamazsın mektepli yerden mesela, niye konuşulmaz racon mektepli yerden? Yerden şöyle konuşamam. Bir literatür var mı bu konuda racon literatürü bilmiyorum. Belki var. Yani racon konusunda araştırma yapmış arkadaşlarımız olabilir. Bakmadım, fikrim yok. Benim çok içinde büyüdüğüm bir ortam olduğu için bakma gereği de duymamış olabilir. Allah'ın Adıyamanlısı diyorum ben de sana. Şöyle daha çok ayakkabıcı atölyesi. Eyvallah. Memleketten daha çok... Yani, memleketi şimdi gömmeyelim. Tamam. Onun payı çoktur ama daha çok tam da raconla iş yapılan bir çalışma ortamını görmüş, orada bulunmuş, çalışmış, deneyimlemiş olmanın etkisiyle işte, klasik anlamıyla nostaljisini hani yapacak olsak yapacağımız raconla böyle hani argo sözlüğünü bir yan yana koymak icap eder şimdi. Bu hal hangi kavrama, hangi karşılık geliyor, hangi harekete, hangi tavra, onun bir adı var mı, o ad ne, nerede kullanılır, ne zaman kullanılmaz, oradan racona geri döner zaten. Yani hangi hareketi
hangi sözlerle birleştireyim ki o racon olsun. Racon işte, racon bir yol yordam. Aslında yordam demek. Ama yani hani, ragione. Yordamı hani bırakalım ikinci programa. Buradan minik minik göndermeler yapalım. Evet, Türkçe bazen böyle kötülükler yapabiliyor kelimeleri. Oldu yani gerçekteki anlamlarının tam tersine gelebiliyor. Raconun başına gelen de galiba bu. Yani aslında yordam demekken belki ayağa düştüğü için diyelim. Ayak takımının elinde. Yordam demek iken ayara daha çok yaklaştı. Evet. Ya da ayar vermeye yaklaştı. Ama tam olarak o da değil. Bir tarife sığdırmak gerekmez. Mümkün mü bilmiyorum ama gerekli değil. Ama kapsayıcı tariflerden bir tanesi nerede çalışıyorsanız, işte okuyorsunuz, çalışıyorsunuz, sokaktasınız, evdesiniz, bulunduğunuz ortam, yer neresiyse oraya uygun hal ve hareket tarzını belirleyen bir manzume racon. Bazen tek bir cümle, bazen tek bir kelime, bazen daha karmaşık, uzun kurallar, uyulması gereken usuller, teamüller. Bu racona göre hareket etmek dedikleri şey galiba, değil mi? Yani buranın raconuna uymaz, bizim raconumuza uymaz, benim raconum, bizim racona ters. Raconun ne olduğu, raconun ne olduğunun tanımından, tarifinden çok neyin ona ters olduğuyla daha iyi anlaşılıyor. Anladım. Eyvallah. Ama bunu hala alaylı bir yerden söylüyor. O yüzden bir ortama girildiği zaman etrafa bir göz kulak olmak, göz kulak kesilmek gerek. Kim ne söylüyor, ne zaman söylüyor, nasıl söylüyor, neyi söylemiyor özellikle. Neyi söylediği kadar neyi söylemediği de çok kritik olabilir. Eğer oradaki düzeneye, işleyişe uygun hal ve tavır yapmıyorsanız, hele ki bunun tersine bir şey yapıyorsanız, onun racona ters oluyor. Yani bu aslında bir karşılıklı ilişkilerdeki davranım biçimleriyle ilgili. Yani davranışla davranım arasında nasıl bir fark var? İşte bardağı nasıl tuttuğunuz, suyu nasıl yudumladığınız, kaç yudum alıp geri bırakacağınız, işte ben konuşurken ne kadar göz kontağı kuracağım, kuracak mıyım, kurmayacak mıyım, kimle konuşurken göz kontağı kuracağım da kimle konuşurken gözümü hafif kaçıracağım veya boşum. Bunlar davranım, işte conduct, işte behavior conduct, davranış davranım farkları. Racon bir davranım kodu, kanun, nizamnamesi, kanunnamesi değil, nizamnamesi. Yazılı da değil tabii. Code of conduct ve yazılı da değil. Çünkü bu raconun bir sahibi var. Birkaç. Kimi zaman bu bir ihtiyar heyeti. Yani çok eril bir dünyanın da ürünü olduğu için. Aslında kadınlar arasında da var da böyle söylenmez. Benim ondan yani çok haberim de yok bu arada. Orada hem malumata ihtiyacım olabilir. Bilmeyin. Hem düzeltmeye yok, ihtiyacım olabilir. Gizli söylemiyoruz. Çok o kısımdan konuşamayacağım. Eminim ki vardır. Ve bunlar bazen fena halde de çatışıyorlardı. Hem de nasıl? O onun raconuna, bu bunun raconuna terstir. Ben kuşağım itibariyle de çok vakıf değilim. Kadın raconlarına. O yüzden biraz dar bir alandan konuşuyor olacağım. Bu davranım nizamnamesi, tekrar vurgulayalım. Şöyle yapılır, bu doğrudur. İşte onu buradan indirir, buradan kaldırırsın, bunu buraya koyarsın, bunu buradan işte katlarsın, kıvırırsından daha çok o öyle yapılmaz, bu böyle yapılmaz hikayesiyle yürür. Peki nasıl yapılır? O yapılmayan şekillerden fiyakalı bir yaratıcılığa ihtiyaç var. Şimdi raconun böyle yoldan, yordamdan, usulden, bilinen ve takip edilen adımlardan uzaklaşıp gündelik dile, argoya yerleşmesi, rasyo iken akıl yürütme, yolu yordamı herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koymadan uzaklaşıp böyle keşfedilmesi gereken, anlaşılması gereken, deşifre edilmesi gereken bir nizamnameye dönüştüren faktör, sizin ilk önce neyin yapılmayacağını çakozlayıp sonra ne yaparsam uygun gideri keşfetmenize bağlı olduğu. Bir de orada galiba farklılık yaratma mevzu var. Yani bir de herkesle aynı şey olursa taktikçi olmamalısınız. Çünkü raconun şöyle bir durumu var. Racon
Şimdi racon kesmekle racon ikisi ayrı şeyler galiba. Racon kesmek dedikleri şey hani hakikaten kabadayıların bir yerde toplanıp kendi aralarındaki problemleri ve etraflarındaki problemleri toparlamaları durumu. Ahmet Rasim öyle diyor. Kaba anlamı bu. Yani, ince anlamı da ben vereceğim birazdan. Eyvallah. büyütebiliriz oradan, genişletebiliriz. Bir de raconuna uygun hareket etmek var. Dedin ki o anladığım kadarıyla bilinmeyen bir adı konmamış, ismi konmamış yapılmazları etrafı çizilmiş. Yani sınırları çizilmiş. Bir şeyin içerisinde bir de adın bilinsin, sanın bilinsin, namın yürüsün. Dolayısıyla hani şeyin içerisinde o topluluğun o çitin içerisindekilerle içerisindeki diğer insanlardan ayrıldığı bir de oraya bir gusto galiba eklemek çok gerek. Güzel anlamış oldu. Mıyım? Nefis oldu. Sadece öne çıkmak için de değil. Öne çıkmak değil de farkına varılmak için. Çünkü şey isteyecek, tanınmak istiyor, bilinmek istiyor, namı yürüsün istiyor falan yani. Çok gündelik örnek verelim buna. Bir hani semt pazarı, sebze meyve pazarı değil de başka bir dükkan alışverişe girdi diyelim ki bir herhangi birisi. Herhangi bir dükkana. Öyle alışveriş merkezleri, süslü mağazalardan falan bahsetmiyorum yani. Semt çarşısında işte tost makinesi alacak, mikser alacak. Aklında çok büyük bir ihtimalle pazarlık yapmak var. Şimdi karşısındaki tezgahtar veya mağazanın sahibi, işleticisi, her kimse kiracısı, onunla ilgilenecek kişinin de malumatın dahilindeki gelen kişi ille diyecek ki işte ben dedim ki işte 100 lira, abi işte abla neyse 60'a olmaz mı, 70'e olmaz mı diyecek. Şimdi bu pazarlıkta başarılı olmanın yolu, yordamı pazarlığın raconunu bilmekle ilgili. O dükkana nasıl gireceksin? Kaç dakika bakacaksın? Neye bakacaksın? Önce alacağına mı bakacaksın? Almayacağına mı bakacaksın? Önce hangisinin fiyatını soracaksın? Kime soracaksın? Kaç dakika sonra soracaksın? Şimdi bunların bilinmesine, hepsinin aynı anda bilinmesine imkan yok. İnsan bunları biraz böyle İçgüdüsel. Deneyimleriyle, başkalarından gördüğü kadarıyla, kafasında birleştirdikleriyle nihayetinde içgüdüsüne yerleşmiş bir yerden yapar. Eğer orada biraz işin dokusundan çıkarır diye söylüyorum ben o tarifi. Eğer orada yani, o mağazanın, o ilişkinin dokusundan, o tezgahtarın raconuna ters bir şey yapmaz iseniz iyi bir fiyattan alma ihtimaliniz var. Ama uygun bir şey yaparsanız, bir gusto yaratıp, bir yaratıcı bir hamle yaparsanız bayağı güzel bir fiyat alırsınız. Ama racona ters bir hareket yaparsanız, ya bu ses yükseltmek de olabilir ama bazen ses yükseltmek işe de yarayabilir. Bu bir espri yapmak da olabilir ama bazen espri yapmak sizden hoşlanılmamasıyla da sonuçlanabilir. O yüzden kuralı yok. O anda onu keşfetmek ve risk almak gerekiyor ki tezgahtar sizi fark etsin. Yani aradaki ilişki kurulsun. Bir yerden sizinle tezgahtar müşteri ilişkisinin ötesinde, bir tık ötesinde daha insanca bir ilişki kuracak. Onun için bu bir davranım nizamnamesi. Bu yalnızca, yoksa etiket belli, fiyat belli, o satıcı ben alıcıyım, girerim. Kaç paraymış bu? İşte 98 liraymış, veririm. Paketimi alır, çıkarım. Eşyayı alırım. Pazarlığı yapmış olmam. Bunu yapmanın yolu o insani ilişkiyi kurmak. Şimdi o insani ilişkinin bir raconu var. Peki o nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Bir de bu dükkanla bu dükkan arasında belki sigara kağıdı kadar bir fark var ama bir fark olabilir. Ya da bu çarşıda bu çarşı arasında, bu şehirle bu şehir arasında. Memleketin şurasıyla burası arasında. Dünyanın, o yüzden bu böyle hani bir ilim. Raconun bir ilmi var. Eyvallah. Fakat ben şimdi sen böyle söyleyince racon bir şey oldu. Masum bir şey oldu. Masum bir şey oldu. Ben o racondan bahsetmek istemiyorum. Hani öbür racondan bahsetmek istiyorum. Hani şu hukukun, buradan geçebiliriz hukukun, yani. Bir hukukun köprü var. Karşıtı olan racon. Direkt de böyle söylüyorum. Çünkü racon kesmek deyince benim aklıma şey geliyor. Kardeş burada sizin bildiğiniz kurallar işlemez. Burada kuralları ben korum. Burada son sözü ben söylerim. Dolayısıyla raconu da ben keserim. Şimdi o yüzden kabadayıya çektim seni. Anladım şimdi ne yapmak istediğini. Şimdi bir iyi racon var, bir de kötü bir racon var. Bu senin iyi racon dediğin şey biraz
ne diyeyim hakikaten günlük hayatı ve... kolaylaştıranmış. Ya da bir günlük de onun tadı tuzu. Tadı tuzu evet. Kestirme bile değil. Kestirmeler o kadar şey olmayabilir. Bu senin söylediğin lezzetli bir şey. Ama ben yani, hep basit bir yerden başlamayı seviyorum biliyorsun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Alan çalışması sen de yaptın, ben de yaptım. Eğer böyle bir şeye sahip değilsen, ki başlangıçta kimse sahip değildir, çok gözün kaşın yarılır tabii. Böyle durumlarda. Keza gazetecilikte işte. Bin kere çamura düştükten sonra. Röportaj, yani sokak gazeteciliğini çok sevdiğim için orada da hakikaten yemediğin dayak kalmaz bilmem ne vesaire falan derken yavaş yavaş öğrenirsin. Ya bin kapıdan hani, kovulacaksın ki bir şey, tanesine girebilirsin. Yani. Evet ama bu böyle şeyin o girdiğin cemiyetin dokusuyla senin olduğu kadarıyla hayat tecrübenin dokusunun uyuştuğu yerler. İşte şimdi bir itirafta bulacağım. Almanya'da alan çalışması yapmaya çalıştım ve hayır dedim. Yani yok bu hiç lezzetli bir şey değil. Bu bana uymadı. Yani yaptım hani röportajları vesaire falan. Ama yok yani o Türkiye'de Kasımpaşa'da işte Başakşehir'de Eminönü'nde vesaire falan raconun farklı olması değil. Benim arzum sevmiyor olabilirsin. Değil yani hani olmuyor. Bir şekilde olmuyor. Dolayısıyla o senin söylediğin şey o biraz ten uyuşması gibi diyelim. Evet. Yani hani tam öyle bir şey. Şöyle yerine mevcudun uyuşması önemli ama onu racon yapan şey benim kendimi mevcuda uydurmak için biraz ona göz kulak kabartıyor olmam ve o yeri geldiğinde o yaratıcı tıkı, yaratıcı hamleyi ya da gusto'yu vermeye gönüllü teşne olmam, bunun da benim mevcuduma uyması. Evet. Yani hali hazırdaki uyma değil, mevcut halimin bu karşılaştığım alışverişe uydurmak için bir şey ekliyorum ben. O onu racon yapar. Evet, yani o ekleyecek şeyi bulmak lazım. Evet. Kafan öbür taraftayken de olmuyor o kadar. Şimdi ben sana öbür raconu sormak istiyorum şimdi. Çünkü öbür raconda özellikle son zamanlarda kastedilen racon bu olduğu için söylemek istiyorum. Mesela kesildiği yerleri söyleyeyim. Twitter'da çok racon kesiliyor. Yani dizilerde acayip zaten. Diziler tamamen racon. Çünkü racon bana şey gibi geliyor. Yani bu kadar büyük bir yerden bahsedeceğim ama sen onun ayaklarını yere indirirsin. Devletin gücü zayıfladığı zaman ve meşruiyeti zayıfladığı zaman, onun hukuku işlemez hale geldiği zaman birkaç türde şey beliriyor ortada. Bir, bu kabadayılar fazla görünmeye başlıyorlar. Ki bu kabadayılık müessesesi Osmanlı'da da Osmanlı'nın son yüzyıllarının meselesidir. Yani hani en başında öyle bir şeye ihtiyaç da yoktur. Başka şeyler var. Çünkü işte dergahlar, tekke var, bilmem ne var. Ya da kendi çöpleniyorken tabii, o alan her yere nüfuz etmiştir artık. Aynen öyle. İkincisi bu cemaat, tarikat vesaire falan dediğimiz şeyler yükseliyor. Çünkü devletin göremediği bir takım işler var sokakta. O işleri görecek bir takım insanlar türüyor ve o işlerden doğan bir hegemonik kendi küçük alanlarında, yerelliklerinde ya da sektörlerinde diyelim egemenlik kuruyorlar. Ben bu kötü anlamdaki, devletin egemenliği iyi midir o ayrı tartışılır ama en azından genel olduğu için ve hesap sorulabilir birisi olduğu için tercih edilir. Legallikten bir meşruiyet olduğu için. Aynen. Ama bambaşka bir tartışma. Burada öyle bir şey yok. Şimdi ben sana bunu soracağım. Bu benim argümanım. Bir, buna ne diyorsun? İkincisi, bu zamanda şu gözlediğin raconla, yani hakikaten özellikle sosyal medyada çok kesilen bir şey racon. Gözlediğin raconla şu senin söylediğin arasındaki fark demeyeceğim. Karşıtlık nereden kaynaklanıyor? O fark değil çünkü sadece. Fark olamayacak kadar büyük bir şey. Uzattım, affedersin. Estağfurullah. Çok iyi ettin. Uzatma da olmadı. Şimdi yordamda konuşacağımız kısmın reklam cümlesi kadarını söyleyip geçeyim. İzlenelim diye. Yordamın kaybolduğu yerde raconun baş göstermesi hiç tesadüf değil. Zaten başka ne bekliyoruz ki? Ve yordamın kaybolduğu yerde, değiştirelim onu, hukukun kaybolduğu yerde, legal kurumların kaybolduğu yerde, yani o legal kurumlar ne kadar iyidir kötüdür tartışmasını aslında geleneğin de ortadan kalktığı yerde. Teamülün, geleneğin üzerinde etin, ortaklaşa, ahlakın üzerinde ortaklaşa uzlaşılmış iyi kötü az çok.
kabul etmek etmemekten de bahsetmiyoruz. Çünkü o tahammülle ilgili bir şey. Hoşgörüyle değil, tahammülle. Bu tür orta aracıların kaybolduğu, artık işlemediği, çalışmadığı, kaybettirildiği, işletilmediği, çalıştırılmadığı. Bu böyle kendiliğinden kaybolmaz çünkü. Kaybettirilir o. Yerine başka bir işleyiş getirilmek istenir. Bu geçiş dönemlerinde bunun kaybolup yerine yenisinin gelmediği yerlerde bir yerine gelen usullerden bir tanesi racondur. Tek o değildir. Yani hukuk kaybolursa yerine racon gelir, başka bir şey gelmez gibi anlaşılmasın. Ama raconun rolü çok yüksek olabiliyor çünkü yordam gitti. Tam da söylediğin sebeplerden. Şimdi iyi kötü bir işte devlet nizamı var. Yani iyi kötü. İyi kötü bir hukuk nizamı var. Kötüsü iyisinden çok olsun. İyi kötü demekle böyle meşrulaştırmak istemiyorum yani. Canım işte askeride buluşalım falan. Ama çok eleştirebiliriz. Ama biliyor insanlar falan. Ama birbirimizi ona göre tartıyoruz. Bir şey yapacaksak bu beğenmediğimiz devlet işleyişiyle, beğenmediğimiz yasal, legal deyip duruyorum, yasal yasalarla ve yasal kurumlarla yapacağız ve bunları iyileştirme yönünde yapacağız. Şimdi ben bunları sevmiyorum, istemiyorum, hoşlanmıyorum. Bunlar da zaten bana ters deyip, bunları iştersiz hale getirip, işine geldiği yerde kağıt üstünde tutup, işine gelmediği yerde tamamen devre dışı bıraktığınız zaman ortada bir regülasyon, bir düzenleme, bir nizam, intizam alanı kalır. Şimdi devlet bunun için var. Şimdi devlet ne için var? Devlet bir tek bir şey için var. Bu daha önceki programlarımızda da çok geçmişti. Devletin tek bir işlevi vardır. Adalet sağlamak. Bunun dışında devletin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani adaleti sana sağlamak... Sana liberal derler bak. Dalga geçiyor. Burada bu kadarıyla... devam et. Bu kadar diyebilirler. Bu kadar diyebilirler. Adaleti sağlamak için devlet belki güvenlikle ilgilenebilir. Adaleti sağlamak için devlet belki bir takım akçeli işleri, ekonomik düzenlemelere, sınırlamalara, sağlık, eğitim bilmem ne vermek zorundadır ki. Girebilir. Ama adaletin sağladığını düşünüyorsa eğitimden de çekilsin, sağlıktan da çekilsin, güvenlikten hele hele çekilsin. Şimdi insanlar arasında adalet, adil mekanizmaları kurulması kolay olmadığı için devlet buralarda ve yurttaşlar da adalet burada olsun diyor zaten. Yoksa birbirine düşüyor okulda, hastanede, şurada, burada. Ama devletin adalet anlayışı insanların arasında adalet sağlamak olmaktan çıkar da benim hükmüm geçsine dönüşürse o eşittir zaten, ben ne dersem o olsun demek. Şimdi burada siz ne derseniz o olacaksa, yani ben ne dersem o olacaksa, ben bu nizamnameyi, bu regülasyonu, düzenlemeyi, tanzimi neye göre yapacağım? Güce göre tabii yani. Benim gibi düşünüp taşınıp davranabilecek olan insanlarla beraber bir davranım nizamnamesi oluşturacağım ve buna uyanlarla yapacağım, uymayanlarla yapmayacağım. Yani büyük bir racon külliyatı. Hükümeti oluşturursunuz. Eyvah. Külliyatı da yetmez buna. Eyvah. Yani bu racona göre iş yapacak olan kişi gelir, bakan olur. Bu racona göre iş yapacak olan kişi gelir, müdür olur, müşavir olur. Neyse o. Ama burada şöyle bir problem var. Şimdi raconun zaten problemli olan kısmı da galiba o. Yani yordamdansa... Yordamı seçmemizin sebebi racona pek, yani tamam abi sevimli olabilir ama yani o kadar falan dememizin sebebi galiba bunun öngörülemez olması. Çünkü racon biraz şeyde kesiliyor ya, yani dondurmacı usulü, yani hani o öyle kestiği için öyle kesiyor. Bunun bir tam olarak böyle düsturu olmadığı için de bir nerede duracak, nerede kesmeyi bırakacak, racon kellemizi ne zaman kesecek? İkincisi, hangi yaptığım ne zaman onu rahatsız edecek bunu bilemeyeceğim. Dolayısıyla ben o raconla
en az ilişkilenmeye çalışacağım öyle bir durumda. Çünkü hayatımı şey yapacak. Yani o bana doğru gelecek, genişlemeye çalışacak. Ben mümkün olduğu kadar, bunu şey pozitif anlamda söylemiyorum. Ben mümkün olduğu kadar hayatımı küçültmeye çalışacağım. Sineceğim ki raconun eriştiği yere şey yapmayayım. Veya, ne derler? Veya girmeyeyim buna, raconun buna sahasına. Buna ek olarak veya, hı-hı, şimdi bu sonsuza kadar geri çekilemeyeceğinize göre, hı-hı, sizden bir iş beklendiğine göre, hı-hı, bakansınız mesela. Genel müdürsünüz. Ben yani tabii sıradan vatandaş yerine koyup kendimi söylüyorum. Ama buradan gelir sıradan vatandaş. Çünkü sıradan vatandaşıyla, bugünün sıradan vatandaşıyla, ben bunu da çeşitli vesilelerle vurguluyorum hep, bugünün bakanı arasındaki mesafe de sigara kağıdı kadardır. Daha uzun, uzak bir mesafe yok. Şimdi bir yere kadar bu baş racon kesiciyle aranıza bir mesafe koymanız gerekebilir. Fakat sizin... Sizden beklenen de racon kesmek. Yani baş racon kesicisi diyor ki sen de git kendi etrafına bu raconu kes. Şimdi bu oyuna girenin dolayısıyla evet bir mesafelenmesi gerekir. Ama kendi etrafında da bu raconu kesebileceği bir avane toparlaması gerekir. O yüzden bu bir racon hükümetine dönüşüyor. Legal olanı, yol yordamlı, yani tartışmayla ve müşavereyle uzlaşılacak olanı kenara ittiğiniz zaman... Yerine racon hükümeti kurduğunuz zaman her gelenin sizinle size karşı ne söyleyip neyi nasıl yapacağını keşfetmesi gerekiyor sürekli. Ve bunu bulanı alıyorsunuz takıma, bulamayanı sepetliyorsunuz oradan. Bir de bir kere buldu diyelim, o sınav esnasında buldu. Orada biten bir şey değil ki, sürekli onu bulmak zorunda. Yani Nizami Mülk'ün başlıca şeylerinden, öğütlerinden bir tanesi Melikşah'a. Melikşah'a yazmıştır biliyorsun ünlü şeysini, nasihatlerini, siyasetnamesini. Der ki sana şey yapandan, dal kavukluk edenden uzak dur. Şimdi, yani, bu belki... şimdi bu söylediğin şey racon merkezli bir şey, sürekli senin dilinle konuşacak insanları getirir. Bu da dal kavukluk bu yani. Şimdi imparatorluk zamanında bu belki böyleydi. İmparatorluk çağlarında. Ama soğuk savaş dünyaya çok esaslı bir şey öğretti. O da şu. Bugün bakan yaptığımı yarın kızağa çekebilirim, öbür gün sürgüne gönderebilirim, sonra kendime baş danışman yapabilirim. Şundan, kullanışlı eleman, her yerde, her zaman kullanışlı eleman, her racona uyup, kendi etrafında da uygun raconu kesebilecek eleman, o kadar da bol bulunan bir nimet değil. Bir kez racon kesmeye gönül indirmiş birisi, artık hep yapabilir. Şu anda benim işime gelmediği için onun şu anda biletini keserim. Önceden sultanın bilet kesmesi kellesini kesmeyle 3 aşağı 5 yukarı aynı şeydi veya bir kez gözden düştü mü bir daha çıkamıyordu. Ama imparatorlukların da son çağlarına bakalım. 18. 19. yüzyıl. Sürülenlerin geri gelmeye başladığını görürüz. Stalin'in bile etrafından uzaklaşıp geri gelen insanlar var. Ama özellikle son dönemlerde şunu çok iyi biliyoruz artık. Yani Türkiye gibi ülkelerde de. Ya bugün düşer, yarın tekrar çıkar. Çünkü o bir kez oraya o raconu kesebileceğini, daha doğrusu kısadan şöyle söyleyeyim. Legal megal benim umurumda değil. Hiçbir zaman da gelip seninle bu legali tekrar yerine yerleştirelim, pazarlığı yapmayacağım demiş o kişi. Bunu diyenle siz gündeminizin ihtiyacına göre artık her şekilde oynayabilirsiniz. Bir çünkü saniye, size çok az vaktim kaldı. Bir yerden dönüp de ya biz bu legali kenara ettirmiştik, bunu tekrar doğrultalım demeyecek. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden keseceğim seni ve direkt şunu soracağım. Anladım ne demek istediğini. Yani bir kez o racona talim eden ileride de edecektir. Zaten ileride de etmek üzere o racona ilk kez talim eder. Peki bu racon kesenler Cumhuriyetinde biz sıradan insanlar, kusura bakma ben sıradan insan olduğum için onu ne türlü yolumuzu bulacağız? Sadece 2 dakika içerisinde cevaplaman gerekiyor. Böyle bir durumda biz silmenin dışında yapabileceğimiz şey ne? Sıradan insanın raconu ne yani? Yapılacak şey her zaman belli. Sıradan insanın da racona kapılması çok kolay. Çünkü racon havalı bir şey, artistik bir şey. Ve bulunduğunuz yerde sizi kısa süre içinde daha bir sosyal çevrede de olsa işte farkınıza varılır, öne çıkarsınız, alkışlanabilirsiniz, like alabilirsiniz. Bu yüzden racon çok cazip bir şey. Ama bu sizi raconcuların kuyrukçusu
olmaktan öteye bir yere taşımaz ve ille hükümetin de kuyruğu olmak zorunda değildir bu racon. Hükümete karşıyım ben, muhalifim, hatta devrimciyim filan zannedip kendinizi aslında racon kesenlerin ile yarışmakta olabilirsiniz ve fark etmeyebilirsiniz. Ki bu raconlar birbirini oldurur zaten, oluşturur sürekli olarak. Biri diğerini olarak daha da kuvvetlendirir. Hatta parlatır, işte şunu yapar, bunu yapar. Bir tek bir tane yolu var. Dönüp tekrar, işte yordama dönüp, yönteme dönüp, en temel unsurlara geri dönüp, yeniden nereden nasıl örgütleniyoruz'a bakmak. Şöyle anladım ben bunu. Sıkıcı da olsa yordama davet edip racon perverleri bir an önce yordam içerisinde kendimize bir yol bulmaya çalışmak, öyle bir hayat kurmaya çalışmak diye anladım efendim. Gelecek hafta 15 gün sonra Ekrem'le tekrar birlikte olacağız ve yordam meselesini konuşacağız. Raconla eş anlamlı olmasına rağmen tam olarak zıt manaya gelen bir başka kelimeyi gelecek haftada Olga Sevin Hünler bizimle olacak. İyi akşamlar. Müzik.